Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte DJI Osmo Plus ve DJI Mobile incelemek için böyle dağlara bayırlara geldik. Bu arada arkadaşlar ürünleri bize gönderen Tekno Model'e teşekkür ederiz. Hemen aşağıdan satın alma linklerine ulaşabilirsiniz. Şimdi Lütfi bize bir anlatsana, bunlar ne işe yarıyor? Çok kısa özetleyeyim abi. Şimdi bizim telefonlarımızda cayır cayır image stabilization diye bir olay geliyor biliyorsun. Telefonlar böyle titremesin diye. Bu aletlerle çektiğimiz zaman görüntü hiçbir zaman titremiyor. Bildiğimiz aslında Steadicam'i böyle minicik bir hale getirmiş bu adamlar. Bir o zaman gösterelim bakalım ne işe yarıyor. Haydi. İstersen biraz da çok azıcık da teknik özelliklerden bahsedelim. Benim elimde tuttuğum aletin adı DJI Osmo Mobile. Genişliği 59 mm ila 85 mm arasında değişen herhangi bir akıllı telefonla kullanılabiliyor. DJI Osmo Plus'ın farkı şöyle, bunun kendi kamerası var. Seninkine istediğin telefonu takabiliyorsun. Yani ben burada bu kameraya mahkumum. Senin telefonun çözünürlüğü neyse sen de onu kullanıyorsun. Şimdi Lütfü, bir süredir DJI Mobile bende yaklaşık 1,5 saat gibi bir sürede şarj oluyor. Tek şarjda da 4-4,5 saate yakın 3 aşağı 5 yukarı alıp bizi götürebiliyor. Seninki ne alemde? Plus'ta bu bataryayı 1225 mAh'e çıkarmışlar. Ortalama yarım saatlik bir çekim yapabiliyoruz. Normal Osmo'dan farklı olarak 3.5x optik bir zoom eklemişler abi. Bunun yanında benim sevdiğim DJI'larda içinde genelde hafıza kartı çıkıyor. Bunun da içinde 16 GB'lık bir hafıza kartı geldi. Dersek 64 GB'a kadar micro SD kartlarımızı takabiliyoruz. Çok güzel bir taşıma kılıfı geliyor arkadaşlar. Darbelerden oldukça ciddi bir şekilde koruyor. Osmo Plus için konuşursak 4K saniyede 25-24 çekim yapabiliyoruz. Bunun yanında tabii ki de daha düşük çözünürlüklere de geçebiliyoruz. Bunları nerede nasıl kullanabiliriz? Biraz da onlardan bahset istersen. Nereden ziyade öncelikle nasıldan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ön tarafta bir joystick var. Dilersek bununla kameramızı sağa sola aşağı yukarıya çevirebiliyoruz. Bunun yanında hemen altında bir adet kayda girme, kaydı başlatma tuşu. Onun altında da fotoğraf çekme tuşumuz var. Zaten bunların sağ tarafında da açma kapama düğmesini görebiliyoruz. Arka tarafta bir tetik var. Bu tetik biraz önemli kullanırken. Aynı şeyi anlatacağım şey mobil için de geçerli arkadaşlar. Arkadaki tetiğe basılı tuttuğunuz zaman siz Osmo'yu ne tarafa döndürürsünüz döndürün kamera ilk baktığı yere sabit olarak bakıyor. Bu bir. İki kere bastığınız zaman da kamerayı ilk konumuna getiriyor. Bu da ikinci madde. Eğer üç kere basarsanız da selfie moda giriyor. Kamera tam olarak bize dönüyor. Bu nerede kullanılabilir? Mesela bir vloggersın, YouTube'da vloglar çekiyorsun ve kendini böyle titremeyen bir kamerayla çekmek istiyorsun. O zaman bence gayet kullanışlı bir hal alıyor. Tabii aynı şeyden mobil için de geçerli. Bunun üzerinde bir mikrofon var ancak ses kaydı çok kötü arkadaşlar. Hem dinletmeye bile neredeyse gerek yok. Evet millet, vlogçular için demiştik DJI Osmo kullanılabilir. Tabii ki de kullanılabilir ama ses şu an gördüğünüz gibi çıkıyor arkadaşlar. Biraz bozuk çıkıyor. Görüntü bakımından herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi arkadaşlar, elimizdeki ürünler über ultra profesyonel ürünler değil tabii ki de. Hollywood'a gidip de bunlarla film çekme şansımız yok. Klip çekimlerinde kullanabilirsin. Doğa yürüyüşlerinde birini takip etmek için kullanabilirsin. Onun yanında nerede olabilir sen de bir şeyler söyle. Yani müzikal performansı olabilir, bir dans performansı olabilir, bir dövüş sporu performansı olabilir. Hani şu tarz hareketlerle falan filan. Ben son olarak hani illaki bir olumsuz taraf söylememiz gerekirse yaptığım testlerde arkadaşlar hani ışıksız ortamlarda çok iyi çekmediğini gördüm. Bir de bu gimballer hassas aletler abi. Hani hem kameranın lensine hem de motorun etrafına falan çok fazla dokunmamakta fayda var. Ki zaten çalıştırdıktan sonra şöyle tutarsan bir süre sonra dit 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 diye bir uyarı sesi veriyor ve çalışmayı durduruyor. Mobile'ın DJI Go uygulamasının içerisinde açılan kamerasıyla birlikte takip, o aynı drone'da olduğu gibi İşte canlı yayın, timelapse vesaire vesaire gibi işlemleri bunda da gerçekleştirebiliyorsun. Takip edeceğin nesneyi belirtiyorsun, yürüyorsun ondan sonra. O zaman Çağdaş sen de gel şöyle bir ormana doğru yürüyelim. Mustafa da bunları çok güzel bir birleştirsin, bir kurgulasın. Güzel birkaç görüntü izledim arkadaşlar. Bu iki aletle çekilmiş.
Evet millet, Osmo'larla seyahatimizi tamamladık. Bir ince yorulduk. Artık bize de eve dönüş yolu gözüküyor diyelim. Fazla oksijen. Fazla oksijen bizi çarptı arkadaşlar. Osmo'lar bir süre daha bizde olacak. Aklınıza bir soru gelirse veya bundan sonra da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz diyelim. Başka bir Webtekno videosunda şey daha var. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, ekranda gördüğünüz bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hop, ortadaki sembolden de kanalımıza abone olabilirsiniz.